Selam genç. YouTube Fizik'te Barış hoş geldin. Evet, TYT adına yapmış olduğumuz çalışmalarda küresel aynaların ikinci ve son videosuyla birlikte olacağız. Tabii ki bugünkü konumuzda küresel aynalardaki görüntüyle ilgileneceğiz. Umarım bir önceki videoyu seyretmişsinizdir. Çünkü oradaki öğrenmiş olduğumuz özel ışınlardan faydalanarak bugün de görüntü bulmaya çalışacağız. Ve görüntü özellikleri biraz daha ilk dersimize göre sert bir ders olacak arkadaşlar. Lütfen o yüzden dikkatli bir şekilde nasıl çizimler yaptığımızı, nasıl anladığımızı siz de Kafa yorun lütfen. İnşallah çok da güzel sonuçlar alacağız. Çalışmalarımızı biliyorsunuz ki TYT Fizik ders video notlarımızla beraber işliyoruz arkadaşlar. Evet bugün itibariyle de sayfa kaça gelmişiz bakalım. Şöyle bir e, 199'a kadar gelmiştik. 200, 201, 202, 203 ve 204'ü işliyoruz. Ve bu konuya da veda diyoruz. Tabii ki bir sonraki konu olan ışığın kırılmasına da davetliyorsanız. Evet hadi bakalım çalışmaya başlayalım. Şimdi küresel aynalar tamam çukur ayna tümsek ayna diyoruz ama e, her ikisindeki görüntüyü ayrı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi çukur aynadan başlarsak ilk olarak şimdi elimizde bulunan bir tane diyelim ki bir çukur ayna. Şimdi lütfen buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Nasıl görüntüler bulduğumuzu kafaya yormamız gereken yer burası bak. Şimdi bu bizim asal eksenimizde hatırlatırım. Ve burada bazı önemli noktalarımız vardı bizim. Odak noktası, merkez noktası ve tepe noktası vardı. Şimdi ben cisimleri farklı yerlere koyabilirim. Örnek veriyorum. Diyelim ki elimizde bulunan bir tane cisim olsun. Ben bunu şöyle bir kırmızımsı yapalım. Değil mi? Mesela şurada bir tane cismimiz var. Böyle bir cismimiz var. Acaba bu cismin görüntüsü neye benzer dedikleri zaman bakın iki tane bildiğiniz ışını gönderin. Mesela benim bildiğim ışınlardan birisi severim kendisi. Asal eksene paralel gönderiyorum. Ne yapar? o daha doğru yönelir değil mi arkadaşım? Bak bunlar önemliydi. Bak böyle geldi bu şekilde gitti. Bu sizin birinci ışınız. Peki ikinci bir ışın daha atalım. Bakayım başka düz çizgimiz kalmış mı elimizde? Var herhalde bununla gene bir daha atalım. Mesela bu seferkinde mavi yapalım. Ne yapıyorum? Bak iyi bildiğim bir ışın. Tepe noktasına göre. Diyebilirsiniz ki hocam ya niye merkeze? Gönderirim de. Şimdi biraz sonra çizeceğim. E, cisimde bunu yapamayabilirsiniz. O yüzden bak tepeyle alfa açısı yapacak şekilde gelen yine aynı alfa açısını yapacak şekilde gider. Bak bu da sizin 2 numaralı ışınınız olur. Doğru mu arkadaşım? 1 ile 2 nerede kesişti? Burada. Bak bu çizmeleri lütfen bilin. İşte elde ettiğiniz ne oklu kısmı gönderdiğine göre ok burada da olacak. Yani o zaman görüntünüz şöyle olacaktı. Peki elde ettiğiniz görüntünün özelliklerini biraz tartışalım. Cisme göre nasıl oldu? Ters. Bu arada bak düzlem ayında ben söylemiştim. Tüm ters görüntüler aslında nedir? Gerçek görüntüdür. Aynanın önü gerçek dünyaydı. Bu bir ikili mükemmel. Sonra bak tepe noktasına göndermenin size sunduğu bir avantajdan bahsetmek istiyorum. Bakın şimdi bu sizin bir üçgeniniz fark ettiniz mi? Bir tane daha şurada bir üçgenimiz var fark ettiyseniz. He. Ve geometrik olarak bak alfa. Alfa olduğu zaman ne dersin? uzaklıkların oranı boyları oranıdır. Yani elde ettiğin görüntü daha yakına mı çıktı? İyi o zaman sen de hemen ne diyeceksin? Küçük bir görüntü elde ettim. Ve yakında yakın dediğin yerde neresi çıkmış mesela? FM arası. Ama isterseniz bunu böyle yakın diye de tadında bırakabiliriz. Hadi bakalım yaklaşmaya başlayalım yavaş yavaş. Ben en sonunda bu anlattıklarımın hepsini toparlayacak bir minik bir not yazacağım size gene. Ama yine de her birini lütfen çizmeyi öğrenin. Çünkü sınav anında belki de yaptığınız güzel bir çizimle sorunun cevabına ulaşabileceksiniz. Cismi yaklaştırdım tam merkeze koydum. Bakalım ne olacak şimdi? Cisim bu. Ne yapıyorum? bildiklerimden gönderiyorum. Bak paralel gönderiyorum. Ne yapar? Odaktan geçer şöyle değil mi böyle? Uzat uzata kadar çok önemli değil. Bak ne yaptım? Buradan gelen şöyle gitti. Bu birinci ışın. Hadi bir tane de tepe noktasına gönderiyorum. Onda gene yeşil gönderelim. Bak gönderiyorum cisimden tam tepe noktasına gönderince aynı açıyı yapacak şekilde geldi ve böyle gidiyor değil mi bak şöyle. E yaklaşık işte ben kıvırırım bunu sen bana bakma. Ne oldu? Tam cismin altında bak kesiştiler tam şurada bir görüntü elde ettiniz. Elde ettiğiniz görüntünün özelliğini tartışırsak yine ters. Yine gerçek. Sonra aynı uzaklıkta olduğuna göre eşit boyda bak bak bu başına bela açabilecek bir etkinliktir. Ve nerede elde ettik? Merkezde aynı uzaklık. Değil mi? Hadi yaklaşmaya devam edelim. Üçüncü çizimimiz. Lütfen çizimleri iyi öğren. Bak her birini ne kadar ayrıntılı bir şekilde çizmeye çalışıyorum. Şimdi gene aynı şekilde tepe noktası, odak, merkez dedim. Ve cismi bu sefer biraz daha yakına koydum. Yani nereye koydum? F ile M'nin arasına bir yerlere bir cisim yerleştirdim. Bak Oku niye kullanıyoruz bu arada? Belli olsun. Nereden gönderdiğimiz belli olsun diye. Bak gönderiyorum. Paralel gönderiyorum. Ne yapar? Odaktan geçecek şekilde gider. Bak uzat uzatabildiğin kadar. 2. İyi bildiğim bu tepe noktasına gönderiyorum. Alfa. Yine bir alfa. Gel 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 gel. Bak bayağı uzak bir yerlerde kesiştirdim ben. O zaman elde ettiğiniz görüntü bu okun olduğu yerde. Bak bayağı bir büyük bir görüntü elde ettiniz fark ettiyseniz. He, Görüntü nasıl oluştu? Yine cisme göre ters. Aynanın oluş önünde olduğuna göre yine gerçek ve nerede çıktı bu sefer? Bak büyük çıktı ve M'nin dışı. Bu arada fark ettiniz mi? 1 ile 3 birbirlerinin tersi. M'nin dışındaki FM arasındaysa FM arasındaki de M'nin dışında. Demek ki buna tersinirlik özelliği, geldiği yoldan geri dönebilme özelliğine sahiptir denir. Bu. İki tane daha kaldı. Yaklaşmaya devam ediyorum. Hadi bakalım. Ne yaklaştım. Bak her şeyimiz bizim bunlar olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu çizimler konunun bitişi aslında. Şimdi buraya tepe noktası, buraya odak noktası, buraya da merkez dersen bir adım daha atıyorum. Bak şimdi neresi? F'ye koydum cisim. Hadi bakalım. Şimdi cisimden gönderiyorum şuna. Bir paralel gönderiyorum. Ne yaptı? Odaktan geçtiği tepe noktasına gönderelim bakalım ne yapıyor o da? hop tepeye geldi alfa yine gitti böyle e bunlar bir türlü kesişmiyor değil mi bak paralel gidiyorlar birbirlerine ne denir bunlara sonsuzda keseceği söylenir o zaman ne denir buna da görüntü sonsuzda değil mi böyle deriz çok da büyük bir görüntü göremeyeceğin kadar büyük <laughs> ve geldik son numaramıza şimdi bu sefer de Çizdik artık. Geri vitesi yapalım. Hadi yapalım ya. Çizmemiş Şu O kadar güzel çizmişiz buraya kadar yani. Sonuncuda da ayıbı etmeyelim yani. Şimdi ne oluyor? Biraz daha yaklaşacağız. Bak şimdi iyi eğlence burada. Buraya iyi bak şimdi. Bak bu tehlikeli bir eleman geliyor. Geliyor gönlümün efendisi. O gidiyordu ama bizimkisi geliyor. Hadi bakalım. Paralel gönderdim. Odaktan geç dedim böyle birinci Tepeye gönderiyorum. Alfa açısı yapacak şekilde. Bak aynı alfayla gidiyor. E bunlar bak ne yapıyor? Birbirlerinin uzaklaşıyorlar. O zaman ne yapacaklar? Uzantıları bak kesişecek. Bununla bu ne yapacak? Arkada. Neyini buldun sen o noktada? Okun nerede olduğunu buldun. O zaman bak ok yukarıda. Böyle bir görüntü elde ettik. Vay ilk kez bir ne elde ettim? Düz. Bu arada ben demiştim. Düz görüntüler sanaldır. Cisme göre büyüktür cisme göre uzaktadır ama arkada özel bir yer yok fark ettiyseniz. Bak her şeyiniz bu 5 tane adam. Bitti mi? Bitmedi. Tümsek aynamız var tabii ki. He, ondan önce şimdi çukur aynadaki bu yaptıklarımızın bir meyvesini toplayalım. Bu yazdıracağım notu kafada tutan arkadaşlar bu olaylardan yırtanır. Bak şimdi. Benim için kritik nokta neresi derseniz arkadaşlar bakın odak noktası. Kritik nokta. Odak ne veriyordu hatırlatırım? Sonsuz boy veriyordu. Bunu da at çantaya. Ve ondan sonra dikkat edin. Odaktan F kadar uzağa gittiğinizde ne oluyordu? Merkeze geliyorum. Aynı miktar gidersem tepe noktasına. Ve hatırlatırım. Merkezde bulunanlar neydi? Eşit boydu. Bak bu çizgi üzerinde eşit boy. O zaman aynı mesafede içeri gidersem tepe noktası da eşit boy verecektir size. Değil mi? Şimdi hazır mısınız? Bak olay başlıyor. Eğer Bak en kritik nokta odak görüntüyü belirle. Odağın sağ tarafındaysan yani mavi bölgeye bir cisim koyarsan örneğin buraya, buraya, buraya koyarsan cisim bu bölgede ise görüntüsü her zaman ters ve gerçek çıkar. Bak gel bakalım istersen inanmıyorsun. İlk sayfadakilere bak. Neredesin? Ya bakayım. Bak ters gerçek, ters gerçek, ters gerçek. Bitti. Neredeysen f'in sağındaysın. F'in içine girdiğin anda düz ve sanal bir görüntü elde edersiniz. Ve bir şey daha size bir minik not daha. Odak en büyük boyu veriyordu. İster böyle hareket et. İster böyle hareket et. Odağa yaklaştın mı? Evet. O zaman cevap basit. Odağa yaklaştıkça ne yaparmış? Yaklaştıkça görüntünün boyu artar arkadaşım. Bak. Görüntü boyu artar. Bak buranın eşit boy olduğunu buranın da eşit boy olduğunu unutma. Bak şimdi. Mesela ben buraya bir K cismi koysaydım. Mesela K cisminin özelliklerini yazalım hemen bak. Çizerek bulabilirsiniz. Kabul ediyorum. K burada değil mi? Bu bölgede ise bir kere ters. Gerçek değil mi? Peki. Burası eşit boy. Burası sonsuz boysa. Bu aradaysa ne olması lazım? Eşitle sonsuzun arasında. Yani ne elde etmen lazım? Büyük bir görüntü elde etmem Gerekirdi. Bak işte bunu yorumlamanız çok önemli benim için. Tümsek aynaya geldiğim zaman aslında işimiz çok kolay. Aslında tek bir görüntü veriyor tümsek ayna. Mesela çizdik bir tümsek ayna. Şöyle. Hatta aynısından bir tane daha çizelim. Altına ne olduğunu ne görün. Bakın. Ne yapıyorum? Basit bir hemen asal ekseni inceliyoruz. Yine aynı şekilde burada da bir asal eksenimiz var. Şimdi buraya ne yapıyorum? Ben işte tepe noktası, odak, merkez. Tepe noktası, odak, merkez. Şimdi ben cismi istediğim yere koy. Bak buraya koyabilirsin. Arkaya koyacak halin yok ya. Mesela cismi biraz uzak bir yere koyayım. Birazcık da yakın bir yere koyalım. Bakalım ne fark oluşuyormuş. Bir görüşelim. Cisim, cisim. Hadi bakalım. Bildiğim ışınları gönderiyorum. Paralel gönderiyorum. Ne yapıyorduk? uzantısı odaktan geçecek şekilde dışarı giderdi. Doğru mu Tamam bunu yırttık. Bu birinci ışınız. Peki bir tane de tepeye gönderelim isterseniz. Ona da yeşil yapalım. Bak gönderiyorum. Cisimden tam tepeye attığım alfa ile gelen alfa açısıyla gider. E bu da ikinci ışın. Değil mi şöyle? 1 ile kesişir mi? Ön tarafta bak biri yukarı gidiyor bir aşağı olmaz. Ama arka tarafta bak şurada. Hop kesiştiler. Nerede? şurada. O zaman bak okun kesiştiği yerde neydi? Yani cisim noktaların kestiği yerde okun olduğu yer. Yani böyle. O zaman böyle bir görüntü elde ettik. Elde ettiğimiz görüntüyü yorumlayalım. Düz. Sanal değil mi o zaman? Cisme göre küçük. Ve nerede çıktı? F ile tepe noktasının arasında bir yerde. Peki ben biraz yakına gelseydim. Hadi bakalım. Paralel gönderiyorum. Ne oluyordu? Yine uzantısı odaktan geçecek şekilde dışarı gitti. Değil mi? Bu senin bir numaran oldu. Hadi bir tane de tepeye gönderelim. Bak hep aynı numarayı yapıyorum. Tepeye gönderiyorum. Alfa ile aynı alfa ile E gene bunlar kesişemiyor. Bak 1 ile 2 gene nerede buluşuyorlar? Arkada buluşacaklar. Bak şurada. Hop burada. Elde ettiğin görüntü ise bu sefer şöyle bir şey oldu bak. Gene aynısı oldu. Nasıl oldu? Gene düz elde ettim. Gene sanal elde ettim. Y yine cisme göre küçük elde ettim. Ve yine F ile tepe noktası arasında kaldı değil mi? O zaman cevap hep aynıdır. İşte o yüzden adamlar tüm sitelerin çıkışlarına niye adamlar hep tümsek ayna koyuyorlar? Cevap basit. Çünkü aynanın direkt olarak ne yapıyorsun? Baktığında arkasında küçük olarak kendini görebiliyorsun. Olay bitmiştir. Hadi bakalım. Uygulama zamanı. Şimdi bak ÖSYM kareli soruları çok seviyor. İnşallah Karaligen'e sorar çünkü gerçekten çizerek bulabilirsiniz. Çukuray'ın odak noktası F merkezi M olarak verilmiş. K noktasında bulunan bir cisim L'ye doğru hareket ediyorsa bunu gözlemleyen Erhan görüntüyü nasıl görecek? O zaman ben K'nın görüntüsünü bulayım. Hadi bulalım. Bildiğim şeyleri yapalım. Paralel gönderiyorum. Bak burada minik de bir eğiklik var. Ciddiye almıyoruz. Ne yapıyordu? O da böyle çapraz geçecek. Değil mi? Bak bu. devam et. Başka? ikinci bu ışın daha biliyorum ben. Ney? Tepe noktası. Bak gönderiyorum. Tepe 1'e 3. 1'e 3. Bak karelerde güzellik var işte böyle. Hop. Bak burada kesiştiler. O zaman K'nın görüntüsü buradaydı. K üssü. Bitti. Sıra geldi artık L'ye. Şimdi o zaman ben çizgiler karışmasın diye K'dan elde ettiğim görüntüleri sildim gitti. Sadece K'yı bırakalım. Peki L'ye gelirse. Bak L'deyim. E bunun görüntüsünü bulurken bir paralel gönderiyorum. Ne yapıyordu yine? Hop odaktan geçti. Pepe noktasına gönderelim bakalım bu sefer ne olacak. Bak L'den gönderiyorum. Bu sefer 1'e 2. 1'e 2. 1'e 2. Bak al sana L oldu. Değil mi? Şurası E o zaman artık ışınları silelim ki ne yaptığını bir güzel görelim biz değil mi? Bu işte mesela şöyle bir. K'dan L'ye gelirsen görüntün de K üstünden L üstüne gelir. Yani hangi yön oldu bu? Doğu ile güneyin tam ortası. Yani güneydoğu yönünde hareket eden bir görüntü oldu. Selçuk evde bulduğu küre biçimindeki yansıtıcı yüzeye sahip metal küreler. Bak önünde metal bir küre var değil mi? Ne bu? Sana doğru gelen bir tümseklik var. O zaman bu bir tümsek ayna görevi görüyor aslında fark ettiyseniz değil mi? He, tümsek aynada diyelim insanlık hali unuttun. Çizmeyi ben o yüzden bilmenizi istiyorum. Odak, merkez değil mi? Sen diyelim burada mısın? Cisim burada. Hadi gönder bakalım. Paralel gönderiyorum. Ne yapıyordu? Uzantısı odaktan geçecek şekilde dışarıya gidiyordu. Pepe noktasına gönderiyorum. O da böyle gidiyordu. E bunlar nerede kesiştiler bak. Yansıyanlar arkada. O zaman elde ettiğimiz görüntü bu oluyordu değil mi arkadaşım? Tamam. O zaman görüntüsü kendisine göre ters mi? Hayır cisme göre düz. Sonra küreye yaklaştıkça uyan şimdi bak bu çok kolay ezberlemene gerek yok. Cisim bu değil mi? Görüntü de bu. Cisim aynaya yapışsa, tam şuraya gelse, cisimle görüntü birbirlerine aynen şöyle yapışırdı mı? Bitti bu iş. O zaman aynı boyda oldun. Sen de yaklaştın. O zaman ne diyor? Sen yaklaştıkça büyüdü, kendisine benzedi. Sen yaklaştıkça görüntü de yaklaştı birbirlerine değdiler sonuçta. O zaman doğru olanlar 2 ve 3 olacaktı. Odak noktası f, merkezi m olan çukur aynanın asal ekseni üzerinde bu konumda bulunan duru ok yönünde hareket ederek t'ye kadar geliyormuş. Bak, kritik noktayı unutma. Ben ne derim sana? Kritik nokta odaktır. Ve burada görüntünün sonsuz boyu olduğunu unutma. En büyük boy burada. Şimdi duru nasıl hareket ediyormuş? Duru buradan geliyor. Nereye kadar gelecek? Bak ta aynaya kadar hareket edecek. Bunun anlamı ne demek? aynaya kadar geliyor ise cevap basit. Görüntünün boyu önce artacak sonra azalacak. O zaman görüntü boyu önce artar sonra azalır. Hatta görüntü ile uzaklık doğru orantılıdır. Zaten öyle dememiş miydim? Büyük olursa uzaktır. O zaman görüntüyü bu aradaki bölgede nasıl görüyorduk? Bu aradaysanız ters görüntü verirken burada düz görüntü efin içinde. Ben size yazdığım not çok önemli işte. Görüntü önce terstir sonra düzdür. Yes. M'den geçerken. He, hatırlatırım. Neydi merkez? Eşit boydu değil mi? Bak o not hayatınız arkadaşım. O zaman boyu kendi boyuna eşit midir? Yes. O zaman 1 2 3'tür. Esnek yapıya say. Bak ÖSYM'nin belki de en sevdiği sorulardan biri. Odak noktası F olan çukur aynanın önünde bulunan buranın çukur ayındaki görüntüsünün boyu h. Aynaya uzaklığı da D'miş. Esnetiyorsun tümsek ayna haline. Şimdi hatırlatırım. Şimdi diye bir hocam ya ben bunları unuttum. E, çizmeyi biliyorsun ya kardeş. Ben de biliyorum sen de biliyorsun. Hadi buluşalım bak burada. Şimdi bu bir asal eksen. Önce bir çukur ayna vardı. Bak tepe noktası odak merkez. Burak nerede duruyordu? Odağın içerisinde. Sen bunu belki de dersin ki hemen. O hocam bunun görüntüsü düzdür büyüktür yapıştır derdim. Hatırlamayanlar da Çiz çizdim. Paralel gönderdim. O da ait. Birinci ışın. İkinci bir tane daha atalım bakalım. Tepeye gönderdim. Alfa ile aynı alfa ile gidiyor. E bunlar nerede kesecekler bak. Arkada. Bak bu. Bu. O zaman elde ettiğiniz görüntü nasıl oldu? Bak şu oldu. Bak büyük bir görüntü. O zaman uzak bir görüntü. O zaman bunun boyuna h. Buraya d demişim. Şimdi aynayı esnettim, tümsek ayna haline getirmişim. Bak şöyle yaptım, değil mi? Tümsek ayna. Şimdi hadi bakalım, yeni bir soru oldu, değil mi bu? Şimdi bu arada cisim aynı cisim, yani aynı yerlere yaklaşık olarak çizmeye çalışıyorum şöyle. Ama burada bir sorun var. Artık odak ve merkez arkaya geçti. Hatırlatırım, tümsek aynada burada. Hadi bildiklerimizi yapalım. Paralel gönderiyorum, uzantısı odaktan geçecek şekilde dışarı gider, değil mi böyle? E, tepeye gönderelim bir tane de alfa'yla. O da alfa ile gider, değil mi? Bak. Bu ikinci yansımamız. Bu birinci. Yan. E bunlar nerede kesecekler? Bu dünyada değil, öbür dünyada buluşacaklar. Bak şurada. Elde ettiğiniz görüntü bu mu oldu? Cisme göre boyu küçüldüğüne göre o zaman haşı azaldı. d de azalacak. Neden? Ben ne dedim size? Boy ile uzaklık doğru orantılıdır. O zaman d de azalmıştır. Azalır azalır bırsa küresel ayna önünde bulunan K ve L cisimlerinin boyu ile küresel aynadaki görüntüsü arasındaki ilişkiyi veren sütun grafik. Bak şimdi K'nın görüntüsü küçük, L'nin görüntüsü büyük. Bak ipucu. Şimdi hatırlatalım. Düzlem ayna nasıl bir görüntü veriyordu? Her zaman eşit boyda. Değil mi? Tümsek aynanın cevabı da her zaman standart. Hatırlar mısınız neydi? Küçük. Değil mi? Ha Çukur aynanın hatta bazı özellikler var. Eşit boydadır ve düz verir ve sanal bir görüntü. Düzlerde sanal. Da. Tümsek ayna der zaman belli. Düz de sanal da. Ama çukur aynaya geldiğin zaman hadi bakalım eğlence. F'in dışındaysan ters. E merkezdeysen eşit boy olabiliyordu. Merkezin içine girdin büyük. Merkezin dışına gittin küçük. Bak onu notu temizle. Peki düz görüntü verirse ne yapıyorduk? F'in içine girirsek de büyük görüntü veriyorduk. Şimdi o zaman bakıyorum. K'nın görüntüsü küçük değil mi? Var mı küçük görüntü verebilen? Bakıyorum küçük. Burada da var küçük değil mi? O zaman K tümsek aynanın önündeyse düzdür sanaldır. Çukur aynanın önündeyse terstir ve küçüktür. Yani o zaman gerçektir. O zaman bakalım K tümsek aynanın önündedir olabilir. Ve görüntüsü de sanaldır. Yes. Peki L. O görüntüsü büyük mü? O zaman büyük görüntü nerede var arkadaşım? Bak bunda yok, bunda yok, bunda yok. Ha, burada var. Burada da var. He, o zaman bu ne demek oldu? Sanal olabilir, düz olabilir ve büyük olabilir. O zaman görüntüsü cisme göre düz olabilir mi? Evet bak bu olabiliyor, sanal olabiliyor. Ama bu arada bu büyüklüğe gelirsen de cisme göre ters de olabiliyor. Çok iyi bir soru olmuş kimyazlı sefer. Asal eksen üzerinde bulunan cisimden çıkan ışınlar önce tümsek aynadan sonra düzlem aynadan. Bak bazı şeyleri artık hadi hızlandırın. Tümsek ayna nasıl görüntü veriyordu? Yavrusu arkada ben öyle diyorum. Küçük bir görüntü. G tümsek bu. Cisme göre küçük. Sonra düzlem aynada. E bunun düzlem aynadaki görüntüsünü alalım. Ne yapıyoruz? Burada. G Önce tümsek sonra düzlem. GTD değil. Ve diyor ki bunun boyuna H diyelim. Nereye uzaklığı? Düzlem aynı uzaklığına D diyelim. C <laughs> cisim asal eksen üzerinde ok yönünde hareket. Mesela cismi öne yaklaştırırsak. Tümsek aynada ne oluyordu? Hop birbirine dek. Değmek demek eşitlenmeye çalışacak. Yani o zaman bir anda buradaki görüntün boyu arttı. Bu artınca düzlem ayındaki görüntü de ne oldu? Arttı. O yakına geldiyse bu da gelecek. O zaman görüntünün h artarken d'si azalmış oldu. Şimdi olayı bitirdiğimize göre artık küresel aynalarla ilgili karma sorular çözelim. Hadi bakalım. Odak noktası F, merkezi M olan çukur ayının asa ekseni üzerinde bulunan bir cismin görüntüsü. Şimdi başla. Nasıldı? Kritik noktaları yazıyorum bak. Odak merkez tepe noktası değil mi? Nasıldı? Eğer şu sarı bölgenin dışındaysan ne olabiliyordu? Ters görüntü elde ederiz değil mi? Bak burada ters. Ama ne oluyordu? Bak burası eşit boy. Burası sonsuz boy. Burası da o zaman küçük boy verirdi değil mi? O zaman cisme göre ters ve büyük olabilir mi? Olabilir. Peki düz olanlar neresiydi? Sadece bu bölge düz ama nasıl bir görüntü? Bak burası eşit burası sonsuzsa buranın vereceği görüntü her zaman büyüktür. O zaman düz ve cisimle eşit boyda olmaz. Düz ve küçük olamaz. O yüzden yalnız iki olabilir. T tepe noktası asa eksen üzerinde bulunan odak noktası F, merkezi M olan çukur ayının önünde bulunan sevda çukur ayındaki görüntüsü için. Hemen hatırla. Sonsuz boy. Başka? Bir adım attım yani merkeze geldim eşit boy. Aynı şekilde aynı adımı buraya atıyorum orası da eşit boy değil mi? Şimdi buna göre hangi görüntüler görülebilir derse şunu unutmayın. Bak ben bir aynaya baktığımda şu anda kamera gibi karşımda bir görüntü görüyorum. Bunun anlamı da şudur. Sanal görüntülerin anahtar kelimesi görülebilir kelimesidir arkadaşım. O yüzden Nerede sanal görüntü veriyorduk? Buradaysanız sanal ve düz görüntü oluşurken şu bölgenin tamamında ters gerçek elde ediyorduk. O zaman T ile F arasındayken görebilir kendisini. Aynaya yaklaşırsa ne olur? Bak buraya geldikçe büyür, sonra küçülür. O zaman önce büyür, sonra küçülür. Görüntüsünü kendisine göre ne oluyordu? Bak burada büyük görebiliyorduk değil mi gene? Evet. Hatta şu bölgedeyseniz de gene büyük görüntü elde edebiliyorduk değil mi? O zaman 1 2 3 olabilir. Odak uzaklıkları eşit olan tümsek ayna ve çukur ayna birbirlerine yapıştırılarak aynı önüne K ve L'yi yerleştirmiş. K'nın yalnız tümsek aynadaki görüntüsü nasıldır? Tümsek ayna nasıl görüntü verdi? Küçük. Değil mi? K L cisminde yalnız çukur aynadaki görüntüsü Bak bu arada ipucu vermiş. Tümsek ayna zaten her zaman düz verir, küçük verir. Şey, değil mi? Standart. Ama çukur ayna riskliydi. Ters veriyor, düz veriyor değil mi? He, bir şey demiş. L'nin yalnız çukur görüntüsü de düz demiş. Vay. Düz görüntü nasıl elde edebiliyorduk? Sanal bir görüntüdür. Yani arkada. Bu arada arkadaysa da... Ne yapabilirim? Bak L'yi biz de baş aşağı çizelim olmadı. Nerede bulunursan artık alışmışsındır zannediyorum. Odağın içerisindeysen sen L'nin görüntüsü sanal çıkar. Ve arkaya geçtiyse ne oluyordu bu sefer? Büyük bir görüntü elde ediyorduk değil mi? L üstü diye. O zaman... Aynalardaki görüntü boylarında bak K küçülürken L büyüdüğüne göre L'nin boyu K'dan daha büyük artık. Bak güle 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 güle. Madem boyla da uzaklıklar doğru orantılıdır. DL DK'dan büyüktür. Yani denizlidir. Çukur ayının önünde aydın odak noktasına yerleştirilen ışık kaynağının önüne bir engel konulmuş. Ham gölge. Hadi bulalım bakalım. Nasıl buluyorduk? 1 bir tane cisme direkt gönderiyorum. Değil mi? Şöyle. Ben de alt tarafına gönderiyorum. Şöyle. Ve ne oldu? Bir dairesel bir bölge elde ettik. Bak şu bölge ne yapıyor? Işık almayan bir yeşil bir bölge elde ettik. Değil mi? Şöyle. Başka? Aynaya göndermem lazım. Bak şimdi aynanın da bir güzelliği var. Odakta. Ben buraya atsaydım ne yapar? Bak paralel gönderir. Geçemez cismi. Ama buraya atarsam tam cismin boyutları kadar gelir mi buraya? buraya gönderiyorum. O da tam cismin boyutları kadar. O yüzden tam cismin yarı çapına eşit boyutta bir ne elde edeceğiz? Burada bir tam gölge elde ederiz. He, tam gölgeli alana A1, yarı gölgeli alana da A2 demişiz değil mi? Yani burası siyah, burası da gri. Şimdi diyor ki engeli sağ tarafa alırsak. Engeli buraya taşıyacağım. Uyan şimdi. Aynadan gelen maviler aynen gider. Doğru mu gene bak? Hatta bir daha çizelim istersen şöyle bir Silelim öncelikle şuraları. Gönderdiğimiz ışınları. Değil mi? Şimdi gönderiyorum. Bak enge, engeli biraz daha sağa aldım. Gönderiyorum. Bir. Buraya gönderdiğim ne yaptı? Paralel yansıyacak. E gene aynısına gidiyoruz bak. Yine aynı şekilde gelen paralel gitti. Bundan bir numara olmadı? Fakat yeşille yaptığımıza bakalım şimdi. Cisim öndeydi. E, cisim uzağa gittiğine göre bak. Hop. Artık daha küçük bir dış bölge elde edeceksiniz. O zaman A1 hiç etkilenmezken A2 bölgesini ne yaptık? Küçülttük. O zaman değişmez azalır cevabımızdır. Odak noktası F. Merkezi M olan çukur aynı önüne K, L, N cisimleri yerleştirilmiş. Hangilerinin görüntüsü yatay eksene paraleldir? Bak aslında bu bir ipucudur. Paralel ışınlar nereden geçiyordu? F'ten geçer değil mi? F'ten geçer. E ben peki o zaman senaryoya göre paralel bir sonuç elde etmek istiyorsam nereden gelmiş olmam lazım? F'ten gelenler. İyi o zaman F'ten gelenler sadece bu işi yapabilir. Var mı bakalım? Mesela K. Bak zaten odaktan geçenler paralel gider dedim. Bak o zaman K güzel. L ne yapıyor? Atıyorum buraya bile göndersem böyle gidecektir. Yamuk bir görüntü. Ne odaktan mı geçiyor? Hayır. O zaman geçen odaktan geçen yalnızca k olacaktı. Otomobillerin yan aynalarında tümsek ayna kullan. Bak bunlar da günlük hayat uygulaması. Arkadan gelen araçların görüntüsünü her durumda düz mü verir? Evet. Tümsek ayna ne yapıyordu? İlle şunu yapar. Cisim buysa yavrusu arkada değil mi? düz. Sen yaklaştıkça o da yaklaşır ve biraz büyür. Ama her zaman cisme göre küçüktür. Her zaman düzdür. O zaman yes. Görüntünün küçük bir aynaya sığabilir olmasını sağlıyor mu bize. Evet küçülttüğün için sığdırabiliyorsun da. Diğer ayna türlerine göre daha büyük bir görüş alanı, daha geniş bir görüş alanı sağlıyor. Evet bak şimdi örnek vermek isterim. Ee, düzlem aynayla tümsek aynayı hayal edelim. Bak şimdi aynı boyutlarda çizmeye çalışalım. Şimdi sen diyelim ki burada bir hazırlık yapalım. Mesela niye düzlem ayna tercih etmiyoruz da tümsek aynayı tercih ediyoruz? Şimdi sen burada bulunan bir gözlemciysen. Değil mi? Gözlemci. Aynı gözlemci burada olsun. Senin buraya uzaklığın x ise düzlem aynada ne olur? G üssü x olurdu. Ve görüş alanını nasıl bulurduk? Şöyle yapardık. Bir bu kenara gönderdik aynanın. Bir de bu kenara gönderdik. Sen şu sarı bölgeyi görebilirdin. Fakat bu bir tümsek aynaysa hadi mavi yapalım. Şöyle bir olay var. X kadar arkadaysan X kadar değil daha yakında bir G üssü verirsin. Yani daha küçük. O zaman hadi bakalım. Aynanın bir bu kenarına gönderiyorum bak böyle. Böyle. Ne oldu? Biraz daha böyle yanlara açıldı. O zaman iyi bir görüş alanı bizlere sunmuş oldu. Önemli bilgi. Odak noktaları F olan tümsek ayna ve çukur ayna önüne konulan cisimlerin dikkat et ne diyor? K ve M'nin görüntü boyu eşitmiş bak. K'nın ve M'nin. Şimdi burada da çok önemli bir şey var. Eğer buradaki çizgiler benzer fark ettiniz mi mesela bak F'ten gelen burada da F'ten geçen bir çizgi. Çok önemli bir not size. Eğer bir sistemde benzerliği F belirliyorsa o iki cismin görüntü boyu 3 tane varsa da görüntü boyları eşittir. Bak şimdi dikkat et. F mi belirlemiş? Evet. K ve L'yi belirlediğine göre o zaman sen bana şunu söyleyebilirsin. K ile L'nin görüntü boyları eşittir. Hadi yazalım buraya. H K ile H L eşit. Peki buraya bakayım. F mi belirlemiş M ve N'yi? Evet. O zaman sen bana M ile de N'nin eşit olduğunu söyleyebilirsin. Ha, bu arada ben sana bir kıyak geçmişim. K ile de M eşit demişim. O zaman hepsinin görüntü boyları eşit. L L N eşit K L N eşittir. Bu arada tümsek ayna sanal görüntü, sanal görüntü. Fakat çukur ayna içeridekiler sanal, buradakiler gerçekti. O zaman sanal olan 3 tane adam vardı. K L M cisimleri sanaldır. Hepsi doğruydu. Ve tabii ki sevip de terk edenler zamanı. Baya sağlam sürdü ders. Çukur ayna ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Odakta bulunan ışık kaynağından gelen ışınlar. Değil mi? Çukur ayna değil mi bu arada? Burası odak. E odaktan gelirse ışın ne yapar? Böyle paralel gider. Böyle gelir. Paralel gider. He. Paralel yansıtıldığı için araba farında kullanılır. Evet bak ne olur uzun mesafe gitmesini sağlıyorsun. Yes. Işığı toplayıp yüksek sıcaklık elde etmek için kullanılabilir mi güneş ocağı? Evet kullanırım bak. Şimdi nasıldır? Güneş ocağı sistemi şudur. Şimdi o da tencereyi yerleştirirler Genelde böyle bir tencere olduğunu hayal edelim. Tam nerede? Odakta. E güneş ışınları geliyor değil mi? Mesela böyle paralel. Paralel gelenler ne yapar? Hop odaklanır. Buradan gelenler hop odaklanır. Buradan gelenler hop odaklanır. Hop odaklanır. Artık öğren. Ne oldu? Bütün bu ışınları bir yere topladığım için ben o yemeği kısa zamanda pişiririm. Cisimlerin görüntülerini büyütme özelliğinden faydalanarak diş hekimleri. Bak uyan. Bir diş hekimi olduğunuzu hayal edin. İnşallah. Değil mi? Diş hekimi nasıl bir görüntü görmek ister? Önce bunu bir hayal edelim. Dişi düz mü görmek istersin, ters mi istersin? Ben düz görmek isterdim. Başka ayrıntılı görmek isterdim. Büyük bir görüntü vermek isterdim. Vay düz ve büyük veren bir sistem sadece çukur aynadır arkadaşım. Zaten. Dolayısıyla yes you can do it. Evet konu adına hepinize geçmiş olsun. Küresel aynalarda bitti. Kaldı kırılma. Arkasından renkleri göreceğiz. Zaten optikte bir de mercekler. 3 tane basit yerimiz kaldı optik adına. Geleceğim de basit değil tabi. Arada renkler renkler bile. Biraz önemli şeyler var. Evet. Umarım sizler için de güzel bir ders olmuştur gençler dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu dersi lütfen ara ara unutabilirsiniz. Çizim yapmayı sevin, çok rahat edeceksiniz ilerleyen zamanda. Evet, kendine çok iyi bak. Hoşçakal.